Yani bir hazırlık safhası var, ciddi bir hazırlık safhası var sanki Yunanlaştırma ya da olacak bir işgal öncesinde. Şöyle söyleyeyim, yani 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde bu Atina'daki Kapadosyan Üniversite açıldıktan sonra o üniversitede yapılan çalışmaların yansımaları Anadolu'nun orta ve üst orta sınıflarında etkili olmaya başladı. Yani az önce sizin tarif ettiğiniz işte papazlar, doktorlar, diş hekimleri, eczacılar, avukatlar falan gibi Anadolu'daki Rum cemaatinin okumuş olan kısmı Atina'daki üniversitenin, Kapadostiryan Üniversitesi'nin etkisi altında kaldı. Ama bu etkinin daha alt sınıflara sirayet ettiğini ben sanmıyorum. Niye sanmıyorum? Ben Batı Anadolu'da düzeni bozan çetelerle ilgili olarak da çalıştım. Hem Rum hem Türk eşkıya ile ilgili olarak da çalıştım. Öyle Türk çeteleri var ki içinde Rumlar ve Bulgarlar var. Evet. Yani bunlar birbirlerine karşı değil. Bazı Rum çetelerde de Türkler var. Türkler var. Dolayısıyla milliyetçilik alt düzeyde, yani sosyolojik olarak toplumun alt sınıflarında çok yaygın değil. Zaten işgal yıllarında da Yunan ordusunda ciddi bir firar sıkıntısı var. Kaçak sıkıntısı var. Ama orta ve üst orta sınıflarda, yani işte Batı'da eğitim görmüş ya da Atina'da okumuş ve Anadolu'ya dönmüş, avukatlık gibi, yani bizim küçük burjuva diye sınıfsal anlamda değerlendirebileceğimiz kesimlerde Helen milliyetçiliği etkili olmuş. Ama bunun tabana çok yayıldığını düşünmüyorum. Tabii okullar, kiliseler Helen milliyetçiliğini yaymak için üzerlerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirdiler. Ama bunun çok yaygın bir şey olduğu kanaatinde değilim. Biz hep okumayı milliyetçilik üzerinden yapıyoruz. Değil. Ha, tarihte bir objektiflik olsa belki doğru yanlış daha kolay ama burada bilmiyorum, bu benim şahsi fikrim ama sevgili hocam, yani yani İngiliz emperyalizmi o yıllarda farklı kendi ikbali için işte Yunanlıları kullandı. Tabii o hiç itiraz şimdi, kabul edilmez. İşte Venizelos'un bir anda böyle bir marka değer oluşu. Şimdi 950'ye doğru mesela sizin bu kitabınızı ben herhalde yakında yıpratacağım artık yani. Çok emeğim var o kitapta senin. Çok teşekkür hocam, ediyorum hocam, bir kere daha. Hocam siz bunu hazırlamamış olsaydınız ben böyle bir şey, bu benim o dönemde görevimdi. Keşke devam etseydi çünkü çok farklı. Mesela Esra Hoca'yla şeyi, benim en büyük hayalim Esra Hoca'nın ve sizin olduğunuz böyle geniş bir gerçek bir işgal ve kurtuluş sempozyumuydu. Nasip olmadı. Şimdi burada gördüğümüz bir şey var. 15 Mayıs 1919'da da Yunanistan'da bir ittifak yok. Haydi hep beraber alalım diye. Ama kurtuluştan sonra biz pek hesaplaşmadık gibi, ama Yunanlar birbirlerini hani onursuzca idam bile söyleniyor. Bunu yapmışlar. Fakat düşmanlık ortadan kalkmamış. Yani bu da bir enteresan bir olay. Düşmanlık derken Türk-Yunan düşmanlığı. Mesela şeyi bulmuştum ben bir ara. 9 Eylül Üniversitesi'nde doktora tezi ya da yüksek lisans tezi. Michael Rodas'ın günlükleri mi, anıları mı çevirmiş. Anadolu Gazetesi mi yayınlamış? Evet, yayınladı. Sizin şeyde de, kitapta da bahsediyor ondan. Ben onu da mesela kitaplaştırmayı çok istemiştim. Orada da bizimle aslında Türkiye'de hesaplaşmamız gerekiyordu. Yunanlıları bu hesaplaşmaya iten neydi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Türk siyasal yaşamını öğrenmek istediğimizde bizim öncelikle üzerinde durmamız gereken bir şey, özellikle Tanzimat döneminden bugüne kadar Türk siyasetinin iki kanaldan yürümüş olmasıyla ilgili. Bir tarafta batılılaşmak isteyenler var. Bir taraftan da bunu öz değerlere aykırı bulup reddedenler var. Yani son 150 yıllık Türk siyasal yaşamı batılılaşmaya sıcak bakanlarla karşı duranlar arasındaki bir mücadeleden ibarettir. Yani anımsa bugün de öyle. Bugün de. Değil mi? Bugün de öyle. Şimdi Yunanistan'da da siyaset özellikle Küçük Asya felaketinden sonra, onlar bu ifadeyi kullandıkları için ben de kullanıyorum,
Küçük Asya felaketinden sonra bu felaketten kimin sorumlu olduğu sorusuna yanıt verme etrafında cereyan ediyor. Ve ta 1980'lere kadar bu mücadele devam ediyor. 1980'lerden sonra yani darbeler falan oluyor yani Yunanistan'da. Avrupa Birliği süreci başladıktan sonra Yunan siyasetini belirleyen bu temel anlaşmazlık konusu bir kenara bırakılıyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Yani hala ufak tefek yansımaları olsa gündemde değil. Gündemden düşüyor. Artık Yunanistan için bugün de önemli olan Avrupa Birliği içinde, Batı bloğu içinde Yunanistan'ın yeri konusu. Yani işte ne kadar içinde olacağız, ne kadar kıyısında duracağız. Tabii şu anda yaşadıkları ekonomik krizle kıyısında durmaları mümkün değil. Batı gırtlağına kadar Yunanistan'ın içine girdi. Hatta Yunan ekonomisine pranga bile vurdu. Vurdular. Ama 80'lere kadar Yunan siyasetinin ana konusu bu. Peki bu kralcılar mı, Venizelistler mi sorumlu? Peki hesaplaşıyorlar mı? Yani kendilerince, şimdi buradan anlıyorum. Onun sunuşunda yazdım ben evet, kavgayı. Yani onlar da bu hesap kapandı mı? Yani şu anda mesela. Yani tekrar canlanır mı bilmiyorum ama bence büyük oranda kapandı. Artık bir sorumlu aramayı bıraktılar. Zaten yani o anlamda. Hepsi de öldü zaten şeyde. Yani Yunanistan'ın Anadolu'daki felaketinden kim sorumlu? Yani bunu hiç soruyor muyuz kendimize? Yani bu soruyu sorduğumuzda da Venizelistlere, yani biz Türkler olarak Venizelistlere,